Tuttur'da yeni üyelere özel bonus fırsatı şimdi tam 300 TL. Yorumlardaki linke tıkla, Tuttur'a üye ol, fırsatı kaçırma. Tuttur, en kral sensin. Orada şey, ben hani Beşiktaş'ın yine kendisini biraz daha tutarak oynayacağını düşünüyorum. Evet, genel olarak bakıldığında Altay'ın da form durumuna baktığınızda Altay'ın yenilmeyeceği oran çok daha cazip bir oran. Ama bu maçta risk almayacağız mı diyenler için, bari bu maçta risk alalım bu kadar sakat varken derken, her ne kadar adı Beşiktaş'ta olsa bu tip takımlar bazen sıkıntı yaşayabiliyorlar. Sürpriz arayanlar bence net bir Altay galibiyeti üzerinde de oynayabilirler. Hani bu şey değil, ya çok da uçtun diyebileceğimiz bir yaklaşım değil. Beşiktaş belki de 15-16 kişiyle gidecek İzmir deplasmanı. Bir de Wellington da oynayamayabilir ya. Wellington da soru işaretli. Evet. Yani evet, Wellington oynamazsa Atiba stoper, sağ bek en sakala Atiba. En sakala olacak, evet. Montero, efendim. Rıdvan. Oğuzhan Salih, Josef. Can Bozdoğan var. Can Bozdoğan'dan faydalanabiliriz. Can Bozdoğan var. Tabii Can Bozdoğan, Oğuzhan Salih, Josef'ten üçü. Evet. Kenan, Enkudu da yok abi. Larin, Kenan, Larin. Güven Yalçın. Gökhan Töre. Gökhan Töre ise 13'ü oynuyorsun. 13'ü oynuyorsun. Evet. Piyaniç. Piyaniç de oynar. Piyaniç de oynar da işte mevzu. Ama abi gene de ben Altay kaybetmez şeyindeyim. Yani evet. Batshuayi ve Gezzal çok önemli iki oyuncu. Kesinlikle. Batshuayi ve Gezzal çok önemli iki oyuncu abi. Bu arada hani şunu da söyleyelim. Kenan Karaman'ı niçin aldı Beşiktaş? Kenan Karaman'ın, Şenol Güneş'in bize gösterdiği neydi o milli takımda? Biz Avrupa Şampiyonası'na giderken Kenan Karaman'ın savunması çok iyi diyorduk, değil mi? Bak şey maçında, Adana Demirspor maçında Kenan Karaman babellik yaptı resmen birçok pozisyonda. Hatta ona babelink diyebiliriz yani. Bu yeni bir futbol terminolojisi terminolojisine bir sözcük şeyini arttıralım. Daracına hizmette bulunalım. Kenan Karaman kendisini transfer ettiren özelliklerinden de uzaklaşmış durumda. Adana Demirspor karşısında bunu gördük. Bir de yorgunlukta, tabii ki yorgunluğun da çok sebebi var ama hani Beşiktaş Adana Demirspor maçında ben Adana Demirspor'un oyununu 3-0 olduğunu da öyle çok beğendim. 3-0 olmasının temel sebebi Beşiktaş'ın oyuncu kalitesiydi. Bireysel yeteneklerin getirdiği bir sonuçtu ama yani çok bir daha dikkatli izlediğinizde belki siz de görürsünüz. Beşiktaş'ın 3 pasta bütün presini kırdı Adana Demirspor. Hani ön sahaya yerleşen, ön sahada nefes aldırmayan Beşiktaş'tan çok çabuk çıkabilen bir Adana Demirspor vardı. Daha ilk yarı 13 dakika bittiğinde Aslan Bolonga Joseph Montero'nun arkasına 3 kere sakmış durumdaydı. Bu 5'te oldu, 6'da oldu ilerleyen zamanlarda. Balotelli girdikten sonra değişti. Yani Mustafa Denizli'nin elindeki hücum silahları, o Şilili oyuncularla beraber, bir de Serdar Ali'nin favori santroforuyla beraber. Adı neydi onun? Attı gene Bamba. Bamba. Bamba attı golü gene acıdı. Tabii onlara Altay'a o pas trafiğini yaptırırsanız, hani direkt hat kıran paslarla çıkarsa daha da kötü cezalandırabilir Altay'ı. Ilgaz abi Pinares yok bu maçta büyük ihtimal bu arada. Sadece Pinares yok o zaman yani. Var mı başka sakatlık? Sakatlığı olan Pinares var. Pinares'ten başka ciddi bir sakatlık yok şu an. Tamam. Evet, hayır, sıkıntı yok. Ryan yok. Ama o da yani ikisi Ryan zaten doğrudan 11 oyuncusu değildi yani. Sonradan transfer edildi zaten. Transfer tabii, sonunun önünde gelen bir oyuncudur Ryan. Takımın en skorer ikinci oyuncusu şu anda. 3 maç 2 gol. Evet. Ben o sebepten hala Cebrail'in falan da formu inanılmaz. Onu söyleyeyim. Hakikaten ligin ilk maçıyla beraber çok iyi başlamıştı. Altay yenilmez ama böyle hani 4-5-6 sistem kuponları yapanlar var ya, veyahut da 5-6-7. Oraya sürpriz Altay galibiyetini de ekleyebilirler bence. Ben de Altay kaybetmez diyorum. Sergen Yalçın'ı da şeyden tebrik edeyim tekrar. Adana Demirspor maçındaki en doğru yorumu gene kendisi yaptı. Sonradan giren oyuncuların hiçbir katkısı olmaz dedi. Evet. Beşiktaş yedek kulübesinden destek alamıyor. Evet ama normal abi ya. 14-15 kişiyle oynanacak bir kadroydu zaten. Hayır canım, olur mu? Orada bir kere o Gökhan Töre'den artık vazgeçmesi gerektiğini kendisi de anlamıştır. Onları ama... Kenan Karaman abi konusunda Ilgaz'ın tespiti doğru. Kenan Karaman mücadele etmezse kalitesiyle Beşiktaş'ta oynayacak bir oyuncu değil. Yani Beşiktaş kalitesinde bir futbolcu değil Kenan. Kenan mücadele kalitesiyle bir takım oyuncusu. Çok da değerli bir oyuncu. Yani senin takımın işlerse Kenan sana çok katkı sağlar. Evet. Ama Kenan da mücadele etmesin. Yani Kenan mücadele etmezse Burak o kadar gol atamaz şeyde. Milli takımda. Ama Kenan böyle ben de yıldızım baba gelsin de atayım falan, öyle bir oyuncu değilsin abi sen. Yani sen o işte o sonra Salih mesela iyi başlamıştı sezona.
Pjanić geldi, Salih gitti abi. Evet. E şimdi o zaman adama sorarlar, bak Fener o zaman yani niye bu o çocuk olmadı diye sorarlar adama. İşte olmuyor yani çünkü istikrarsızsın hep. Siz de biraz oyuna girince bir katkı verin abi. Şimdi 3-2'den sonra sen öldüreceksin kendini, maçı bitireceksin. Sergen Hoca'nın da hatası 95'te güvençe oyun alması, güveni oyun alması. Maçı gereksiz uzattı, o da gol oldu zaten. Evet. Ya gol diyecek bile. Kulübeye ben bakıyorum ben sizle konuşurken de. Böyle gelip de skora sıkıştığında katkı verebilecek isimler yok. Hani bakıyorsun Lens var, Laiç var, Douglas var, üçü de kadro dışı mesela. Evet. Atakan var, Aydın Hasic var, sakat, çapraz bağlar kopuk. Bence evet. Aydın Hasic iyi oyuncu ama Atakan falan onlar da genç arkadaşlar. O yüzden hani ama şey var yani Beşiktaş'ın kendi ideal bu sakatlıkları falan geldiği zaman 16-17 kişilik iyi bir kadrosu var. Bunların çoğunu hep hazır tutmak lazım. Bunu hazır tutmak da hocanın işi. Devam edelim o zaman. Cumartesi maçlarına geçiyoruz. Cumartesi de 7. haftada 3 maç var. Ben bu hafta özellikle saat kuruyorum böyle bazı maçlarda. Cumartesi saat 13.30'da Sivas Spor, Fatih, Karagümrük maçı var. Güzel maç olur. Pas oyununa direkt oyun. İki tane farklı zıt, futbol ekolü. Evet, öyle. Yani ben Farioli'yi çok beğeniyorum. 0-0 beraber kalmış olsalar da çok iyi futbol oynadılar. Ama maçın ikinci yarısını Antalya Spor çeviriyordu bu arada. Baya baya ciddi pozisyon buldu onlar da faydalandılar. Ama tabii sol bek Balkoves'in sağ tarafta içe kat eden sahte bek gibi oynaması. Farioli'nin planı buydu Antalya Spor maçında. Caner'in çok fazla orta yapmadan oynamaya çalışması. Bir ara kendini tutamıyor. Yaptı 3-4 tane. Oynayamıyor. Yani şöyle bir... hani kendini tutamazsın ya gidersin. Yani benim burada orta yapmam lazım dersin. Böyle ortaya yapma onları yaptı ama Farioli'ye uymaya çalışıyor. Sivas Spor'da direkt oynamaya çalışan bir takım. Yani Antalya Spor'un pas trafiğini Beşiktaş gibi keserse Sivas Spor kazanır. Ben bu maçta şöyle bir skor bekliyorum. Yani taraf bastığından ziyade doğrudan 3.5 gol üstü bekliyorum bu maçta. Baya baya gol olacak. Yani hem Sivas Spor baskıyla gol bulacak. Sivas Spor o baskıyı yapamadığı anlarda da Farioli'nin pas oyunu bence Karagümrük'e gol getirecek. Çünkü ya baksana Ahmet Musa var. O son aldıkları bir santrafor vardı. Peşik'in. Peşik zaten var. Bir tane daha aldı. Yan Karabağ. Bu adamlar iyi adamlar. İşte İngiltere prensi Erhun var. Erhun Özateş var. O adam baya baya iyi futbol oynatıyor Karagümrük'e. Bana oldum ya 4 haftada. O yüzden bayağı sağlam ama yani 0-0'da kalmamasını umduğum bir mücadele olacak. Benim tahminim 3.5 gol üstü ama emin olun 0-0 bitse bile bu maçtan çok büyük keyif alacağız bence. Bence de çok güzel maç olur. Yatavare Çalınbay falan atamazsa olmaz yani senin adamın. Neler var bu arada ciddi şekilde. Sadece hani Fenerbahçe Beşiktaş üzerinde sakatlıkları konuşuyoruz ama Anadolu takımlarında da ciddi sakatlık var. Ben bu sakatlıklardan temel sebeplerinden birinde zemin olduğunu düşünüyorum. Karagümrük'e bakıyorum şu anda. Borini, Biglia, Lukasen, Alparslan ve Bania oynayamayacak. Sivasspor en herhalde sakatlanmayan maşallah diye takımlarda. Biglia nerede sakatlandı? Beşiktaş maçında İnönü'de sakatlandı. Hangi statta sakatlandı? Vodafone Park'ta. Borini zaten sezon başından beri sakat. Evet. Diğer Lukasen yeni transfer. Lukasen yeni transfer sakat geldi muhtemelen. Öbür arkadaşı tanımıyorum zaten onu. Bania yok. O da defans hattında. Ve Alparslan. Sivas'ta yani, da... Bania dedim, Benatya mı daha doğrusu? Yok, Bania. Bania ha, onu bilmiyoruz. Ryan çünkü maçın ikinci yarısında biliyorsun Benatya'yı da çıkarttı. Muhtemelen yerli kuralında bir şeylere takılmamak için. Yani bu biraz Farioli. Fazla, yeni transferler biraz kafasını karıştırdı Farioli'nin. Ama şey yerli transferler biraz kafasını karıştırdı ama şey, ben de zevkli ve gollü bir maç bekliyorum. Ben de 2-2 diyorum, skor veriyorum. Güzel. Evet, biz 3.5 gol üstüne bağladık maçı sadece. 2-2 veriyoruz hadi 2-2. Ben de karşılıklı gol var diyorum. Tuttur'da yeni üyelere özel bonus fırsatı şimdi tam 300 TL. Yorumlardaki linke tıkla, Tuttur'a üye ol, fırsatı kaçırma. Tuttur, en kral sensin.